Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler, bol balıklı günler dilerim. Bugün burada bu videoyu hazırlamaktaki amacım Barakuda ile avı ile ilgili bir sohbet havasında konuşma yapalım. Barakuda avı nasıl avlanır? Barakuda nerelerde bulunur? Ne çeşit yem, ne çeşit saatte, ne çeşit olta takımı kullanmalıyız? Bunları tanımak amacıyla sohbet tadında bir video hazırlamak istedim. Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşıyorum. Yaklaşık 6 senedir Barakuda avıyla iç içeyim. Verimli avlarım oldu, güzel avlarım oldu. Alanda olduğumuz için çeşitli teknikler geliştirdik. Bu tekniklerden başarılı olanlar oldu, başarısız olanlar oldu. En sonunda Barakuda'yı artık kendimiz kadar tanır olduk. Şimdi Barakuda nedir? Onu söyleyelim. Barakuda bir çeşit bildiğiniz gibi yırtıcı bir balık. Ülkemiz sularında özellikle Akdeniz'de bolca bulunan, Ege'ye gittikten sonra günümüzde küresel ısınmanın etkisiyle birlikte artık Ege'ye, İzmir bölgesine de sıkça rastlanan bir balık. Nerede bulunur? Dediğim gibi Akdeniz'de, Akdeniz'den sonra Ege bölgesinde bulunur. Ancak Marmara'ya ve Karadeniz'e geçiş yapmayan bir balık. Asıl kökeni zaten Kızıldeniz olan bir balıktır. Ülkemizde genelde boy olarak 60 santim, 70 santim boylarda olan barakudalar sıkça çıkan barakudalardır. Yani en çok yakaladığımız barakudaların boyu 60 ile 80 santim arası değişmektedir. Ancak 120 santime kadar ülkemizde de ulaştığını biliyoruz. Yani yapılan avlarda 120 santimlik, 125 santimlik barakudalarla da karşılaştı. Tabii bu barakuda bu boyda kalmıyor. Daha fazla büyüdüğünü de biliyoruz ama ülkemizde bu boyların üstünde boylar hiç çıkmıyor desek yeridir. Ülke sularımızda iki çeşit barakuda türü var. Bunlardan biri Avrupa barakudası, diğeri ise ıskarmoz diye tabir ettiğimiz, farklı yörelerde farklı isimlerle anılan, sarı dağ, sarı renkte olan, biz burada sarı turna derler, sarı barakudadır. Bu sarı barakuda ya da sarı turna diye tabir ettiğimiz balık ise 40-50 santim boyunu pek geçmez. Pulları daha incedir, daha küçüktür, daha sarı renklidir diğer barakudaya göre. Şimdi barakuda nerede bulunur dedik? Akdeniz bölgesinde. Peki Akdeniz büyük bir bölge. Barakudayı nerelerde aramamız lazım? Barakudayı genelde öyle levrek gibi çok özel meralar olan bir balık değil. Yani barakudanın meraları genelde daha kolay olan yerlerde oluyordur. Yani barakuda için çok uzaklara gitmemize gerek yok. Nerelerde olabilir? Akdeniz bölgesinde ben genelde liman içi, liman çevresi de avlanıyorum. Yani liman olur, bu dalga kıran olabilir, bir balıkçı barınağı olur. Bunlar içerisinde bol bol av veren bir balıktır. Ne zaman avlanır? Sabah saatlerinde, ezandan bir saat önce, en verimli zamanından bahsediyorum. Ezandan bir saat önce başlar avı. Ve ezandan bir saat sonrasına kadar devam eder. Gün ışıdığında ise barakuda av vermeyi keser. Diğer bir zaman, verimli zaman ise akşam güneş battıktan sonra, yani güneşin son ışıkları da artık yeryüzünü terk ettikten sonra barakuda tekrar av vermeye başlar. 2-3 saat bu dönemde de av verir. Bu dönemde verimlidir. Ancak dediğim gibi sabah suyu kadar, yani bu sabah ezanından bir saat öncesi ve bir saat sonrası kadar çok verimli değildir. Verim biraz daha düşüktür. Ayrıca gece boyu da barakuda av vermeye devam eder. Gece çıkan barakudaların boyu biraz daha da büyük olabilir. Yani çok verimli olmasa da gece boyunca, diyelim ki gece 12'de 1'de yaptığımız avlarda büyük barakudalarla karşılaşma olasılığımız daha yüksektir. Meralarından bahsediyorduk. Dedim liman çevresi, mendirekler, bunların bulunabileceği alanlardır. Aynı zamanda sığ koy, yani sığ demeyeyim, küçük dar alanlarda, falez gibi yerlerde olan, biraz kayalı seven bir balık, kaya diplerinde dolaşmayı seven, küçük kayalık koylarda veya önü kapalı alanlarda, yani açık denizde çok aramak mantıklı değil barakudayı, tabii olan yerler vardır. Ancak açık denizden ziyade dediğim gibi önü bir dalga kıranla çevrilmiş olabilir, bir liman olabilir, bir mendirek olabilir. Bunların çevresinde daha çok av yapan bir balıktır. Son derece yırtıcı bir balık. Çok çeşitli yöntemlerle avlanabilir. Şimdi bu yöntemlerden bahsedecek olursak biz spinciyiz, yani spinle av yapıyoruz. En çok av yaptığımız şekli spin tarzı, atçek tarzı avlanmasıdır. Bunun dışında teknede sırtı çekerek,
avı yapılmaktadır. Aynı şekilde Akçek'te kullandığımız tahtaları Barakuda'da da sırtı avı için kullanabiliyoruz. Rolanti'de giden bir teknenin arkasından salınan sahterem ya da rapala diyebileceğimiz yemlerle avı yapılabilmektedir. Bir diğer yöntem de canlı bırakmadır. Küçük kefal, kolyoz gibi balıklar canlıysa daha makbul olur. Ancak canlı değilse de barakuda yırtıcı bir hayvan olduğu için cansız yeme dahi vuracaktır dibe atılan bir canlı yeme. Ancak dediğim gibi canlı yem burada pek kullanamıyoruz. Bunun nedeni de balon balıklarının bolca olması. Canlı yeme attığımız takdirde suya düşer düşmez balon balıkları tarafından maalesef yememiz tarumar ediliyor. Barakuda'nın gelip bulmasına kalmadan balon balıklar onu buluyor ve işini görüyor. Biz genelde atçek stili avlanan biriyim. Öyle teknede veya canlı yemle avlanan biri değilim. Atçek'te neler yapılabilir barakuda için bunları konuşalım istedim. Şimdi atçek için gerekli ekipmanlarımız, çok çeşitli ekipmanlar kullandım. Dediğim gibi 6 seneden bu yana çeşitli ekipmanlar denedim. Farklı markalarda farklı modeller kullandım. Size marka model önermekten ziyade nasıl bir makinamız olması lazım. Ben şu anda Okuma Inspira 40'lık modelini barakuda avlarımda kullanıyorum. Daha önce Daiwa Exceller 3000DC, Shimano Jatana ilk kullandığım makinelerden biri, Okuma Jaymar gibi makineler yeterli. Çok üst seviye, üst segment makinelerin kullanılmasına gerek var mı? Tabii bu keyif işi. Yani çok basit bir, ucuz bir makineyle de barakudayı çekebilirsiniz. Çok üst segment bir makineyle de çekebilirsiniz. Çekemezsiniz anlamında demiyorum. Bu bir keyif işi. Hangi makineyi, hangi şeyi kullanmaktan zevk alıyorsanız. Şimdi önemli olan burada devir durumu. Inspira'dan bahsedeyim. 40'lık bir makine. 5.0 devirde. Yani ortalama devirde 5 ile 6 arasında 40'lık makineden bahsediyorum. Yani size turda sarımından bahsedecek olursak, tur sarımı 65 santim ile 85 santim olan bir makine barakuda avında rahatlıkla kullanılabilir. Ha, bu değil mi 90 santim olan veya 60 santim saran bir makine kullanılmaz mı? Tabii ki kullanılır. Önemli olan burada aksiyon veya rahatlık. Makinamız bu şekilde spin bir makine. Hafif olması tabii ki önemli. Atçek yapacağımız için, uzun süre atçek yaptığımız için hafif olması, konforlu olması bu önemlidir. Dediğim gibi ben Inspira 40 kullanıyorum. Misina olarak misinadan ziyade ben ip tavsiye etmekteyim. Neden? Çünkü az önce birazdan bahsedeceğimiz aksiyonu vermek için misina esnek olduğu için gerekli aksiyonu vermemiz zor oluyor barakuda avında. Çünkü barakuda aksiyon vermeden de gelen bir balık açıkçası. Ama siz aksiyon vermezseniz 4 tutacağınız yere 1 tutarsınız barakudayı. Varsa mutlaka alacaktır ama dediğim gibi aksiyon vermezseniz 4 yerine 1 alırsınız. Ben bunu avlarımda sıkça karşılaşıyorum. Yani benim, ben 3 balık alırken arkadaşım aksiyon vermeden çekiyor, 1 balık alıyor veya 2 balık alıyor. Ve tabii bu biraz da şansa bağlı. Bazen o 2 balık alıyor, ben hiç balık alamam ama genel bir açıklama, aksiyon verirseniz daha başarılı olacağınız yönünde. Şimdi dediğim gibi ip kullanalım. İpin kalınlığı 0.15 ile 0.18 milim arası kalınlıkta bir ip yeterlidir. Barakuda çok güçlü bir balık değil. Yüzey balığı, öyle dibe basayım sizi zorlayayım, ipi koparayım gibi olaylarla pek karşılaşmazsınız. Ta ki ip veya misina dişine gelirse, o zaman kopma olaylarıyla tabii ki karşılaşıyoruz. Makineden bahsettik, ipimizden bahsettik, kullanacağımız iplerden. Kamışımızdan bahsedelim. Şu an kullandığım kamışım Savage Gear MPP 2 12-35 gram atarlı bir kamış. 10-30, 10-40, 14-42 gibi atar değerlerinde kamışlar kullanabilirsiniz. Tabii daha düşük atar, daha yüksek atar da olabilir. Bu sizin kullanacağınız sahtelerin seçimiyle alakalı. MPP 2 kamışları beğendim ben. Neden beğendim? Barakuda avı yaparken sert aksiyonlu kamışlar, test aksiyonlu kamışlar büyük kolaylık sağlıyor. Dediğim gibi birazdan açıklayacağımız üzere verdiğimiz jerk aksiyonuyla alakalı bir durum bu. Sürekli jerk aksiyonu kullanıyoruz ve verdiğimiz aksiyonun
sahteye yansılması için dediğim gibi ipimizin, yani şöyle söyleyeyim, mişnamızın estek olmaması, kamışımızın estek olmaması büyük önem kazanmakta. O yüzden sert yapılı kamışlar kullanılabilir. Buna örnek olarak MPP2 kullanıyorum şimdi Savage Girl'ın. Daha önce Daiwa Renasa kullandım. Daiwa Ballistic kullandım. Bunlar, bu sert yapılı kamışlar daha verimli olacaktır. Ne bileyim, mesela Fladen Extra Flex gibi bir yumuşak bir kamış sizin sahteye verdiğiniz aksiyonu sahteye net olarak yansıtmaz. Bu da bazı sıkıntıların doğmasına neden olur. Yani sıkıntı dediğim, aksiyonu tam istediğiniz gibi sahteye verememiş olursunuz. Kamışlardan bahsettik. Sert kamış, makineden bahsettik. 5 devir ile 6 devir arası. Kullandığımız misina'dan ziyade mutlaka ip olursa verimimiz artar. Şimdi sahtelere gelecek olursak, yıllardır çok farklı sahteler denedim. Yani ucuzundan, Strike Pro'sundan, Kendo'sundan tutup İmas'ına, Daiwa'sına, Duo'suna kadar çok farklı sahteler kullandım. Hepsiyle de balık aldım. Açıkçası Barakuda çok sahte seçen bir balık değil. Tabii bunların içinde fark yaratanlar oldu mu? İlla ki fark yaratanlar oldu. Bugüne kadar kullandığım uygun fiyatlı sahtelerden bahsedecek olursak, en verim aldığım sahte Kendo Seabass 145 modeli. 14,5 cm boyunda bir sahte. Slim yapılı, sığ dalan bir sahte. Bu sahteden renk olarak beyaz ve limon renkleri, yani renk kodu verecek olursak 13, 24, 31 renk kodları en başarılı olduğu sahtelerdi. Bunun dışında geldik, ikinci bir sahte başarılı oldu. Imakomomo Country modelini, yine limon rengiyle çok güzel balıklar aldım. Üçüncü sahte Tickle House Note 130. Meşhur Çilli diye geçer, Salt 34 rengi olması lazım. Beyaz sahte, üzerinde Glow Çiller bulunan sahteydi. Çok güzel balıklar aldım. Ta ki geçen seneye kadar bu sahteleri hala kullanmaya devam ediyorum. Bir kısmını, bir kısmı elimde var, bir kısmı elimde yok. Geçen sene Savage Girl, Jack Mindov sahteler piyasaya çıktı. Biliyorsunuz bu sahtelerle tanıştım. Ve gerçekten %100 anlamda bir sahte fark yarattı dersem Savage Girl, Jack Mindov'ları söylemem gerekir. Çünkü şöyle, aynı merada 6 kişi avlanıyoruz. O benim aynı gün avlandığımız anda ben 8 balık alırken 6 kişi vuruş dahi alamadı. Böyle bir fark yarattı açıkçası. Tabii bunu reklam yapıyor olarak düşünmeyin. Daha sonradan aynı arkadaşlarım da aldı. Yine başarılı avlar yaptılar. Şu anda raporlarda ilin dört bir yanında görüyoruz. Gerçekten Barakuda avında çok başarılı bir sahte. Renk olarak da White Flash, yani beyaz. Limon Bank, yani limon renkleri başarılı. Ve Sander rengi çok başarılı avlar yaptı. Şimdi şöyle, bunlar benim sahte kutularım. Yanıma aldığım, hiçbir değişiklik yapmadım. İçinde neler var? Genelde Barakuda avı yaptığım için şöyle bir bakmak istedim. Bakın şöyle göstereyim. Bilmiyorum kamerada net gözüküyor mu? Bu kısım sadece Savage Gear Jack Mignon'lar. Şöyle açacak olursak Jack Mignon 145 limon, Jack Mignon 145 White Flash. İki tane limonum var, hepsini çıkarmıyorum. Bunlar 175 milim olanlar, 17,5 santim. Slim yapıda, Zargana'ya benzeyen bir sahte. Bir tane daha onlar var. Bir tane Sandal rengi var. Biraz daha koyu bir renk. Bunu gün ışımaya başlayınca, artık Barakuda gün ışıdığında çok fazla av vermez ama son demlerde gün ışımaya yakın kullandığım bir sahte. Savage Gear Jack Mignon 175 Sandal rengi. Yine 175'in White Flash modeli. Bunlar en çok kullandığım sahteler kutumda duruyor. Onların yanında tabii ki az önce ilk bahsettiğim efsane sahtelerimden biri, geçen senelerde kullandım. Kendo 145, Kendo Seabass 145. Bakın, benzer yapılı, slim yapılı, sığ dalan bir sahte. Renk beyaz, 24 numara. Burada Barakuda avında kullandığım, en çok kullandığım sahteler bunlar. Bunların dışında kutumda neler var diye bakacak olursak.
Tackle House Mode 130, limon rengi. Az önce Chilli'den bahsetmiştik, Salt 34 renginden bahsetmiştik. Gagası kırıldı, şu an kutumda yer almıyor. Bu saatlerim var. Kendi Ohio iğnelerini geçen söktüm, paslanmış. Yani bu ara bunlara açıkçası pek şans vermiyorum. Çünkü Jartminlovlar gerçekten yeterli oluyor. Do'nun bir sahtesi var. Neydi? Jartbait. Bunlar da başarılı sahteler. Arkadaşlarımız özellikle, açıkçası ben çok başarılı avlar yapmasam da benim bölgemde belki çalışmadı. Antalya bölgesinde çokça kullanılan bir sahte. Do, Tarkminlov, Slimler ve Jartbait sahteler çok sıkça kullanılır. Bunlar bahsettiğimiz sert sahteler. Sert sahtelerin yanında dönem geliyor. Özellikle balık liman içine girdiğinde silikonlarımız da önem kazanıyor. Silikon olarak glow silikonlar tercih etmekteyiz. Yani gece avını yaptığımız için glow parlak. Bakın Daiwa Duckfin 9 cm. Bunun 13 cm ile de av yaptım. Görüyorsunuz jiket ve jiketin arkasına bir hırsız iğne. Artık bu biraz dağılmış. Bağlıyorum ve bu şekilde av yapıyorum. Neden hırsız iğne bağlıyorum? Çünkü barakuda dişli bir balık. Ve levrek gibi avını yutan bir balık değil. Biliyorsunuz levrek avına gelir, yutar. Direkt yutmak için hamle yapar ve direkt iğneyle birlikte alır. Barakuda ise avını parçalamak için gelir. Önce parçalar, daha sonra yemeği tercih eder. O yüzden arkaya asist bağlıyorum, pardon hırsız bağlıyorum ki ne silikonumu parçalasın ne de kuyruğumu koparıp gitsin. Ben balığı kaçırayım. Zaten bakarsanız daha önce kullandığım bir saatte şuraların yarıklarını görebilirsiniz. Başka Ragot Raglo hepimizin kullandığı silikonlardan. Yine Savage Gear, Jartminlov Limon ve bunun da glow özellikli renklerini kullanmak detayım. Silikonlarla da başarılı av yapabilirsiniz ama bu dediğim gibi dönem dönem değişiyor. Bizim bölgemizde limanın içine girdiği zaman özellikle ben çok silikon kullanırım. Silikonla da başarılı avlar yapabilirim. Dediğim gibi glow özellikli silikonlar, limon renkli silikonlar gerekli başarıyı gösterecektir. Burada kullandığım özel bir saatten yine bakalım. Yine Note 130 renk kodunu hatırlamıyorum. Beyaz, hafif gökkuşağı renginde. Yine birkaç silikonum var. Daiwa Duckfin, Savage Gear Glove. Bunlar başarıyla kullandığım silikonlar. Sahtelerden de bahsettik. Şimdi geldik Raype üzerinde durduğumuz aksiyondan. Nasıl bir aksiyon vermemiz lazım? Bununla ilgili YouTube kanalımızda Uğur Yılmaz'dan jack aksiyonu hakkında bilgiler diye daha önce çekmiş olduğum bir video var. Ona da ulaşırsanız tam aksiyonun nasıl yapıldığını göreceksiniz. Peki şöyle kısaca anlatmaya çalışayım. Bilmiyorum ne kadar ev ortamında başarılı olurum. Şöyle makinamı kamışıma takayım. Attık, sahtemiz suya düştü. Öncelikle boşluğunu aldırıyoruz. Daha sonradan yapacağımız hareketler bu arkadaşlar. Deniz kıyısında da olan videomuzu zaten inceleyeceğinizi düşünüyorum. Kamışımızı vurduruyoruz. Tabii bu vurdurmadan sonra sahtemizde ve ipimizde bir boşluk oluşuyor. İpimizi sarıyoruz. Kamışımızla vurduruyoruz. Oluşan boşluğu alıyoruz. Gece ne kadar avımız yavaş olursa, sarımımız ne kadar yavaş olursa o kadar verimli olacaktır. Gündüz ise ya da mera aydınlık ise bu sarım hızını biraz daha arttırabiliriz. Benim arkadaşlar aklıma gelenler bu kadar barakudayla ile ilgili. Yorumlarda sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Sağlıkla kalın, esen kalın, VT'de kalın, balıksız kalmayın. Hoşça kalın.